İbrahim Karagül. Bütün dünya Suriyeleşti. Ne kadar farkındayız? Amerika'ya karşı küresel bir cephe oluşuyor. Zor oyunu bozar. Türkiye'nin Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonu Amerika ve müttefiklerinin Suriye planlarını alt üst etti. Bu iki operasyon yapılmamış olsaydı İran sınırından Akdeniz'e kadar bir terör kuşağı oluşmuş, Türkiye kuşatılmış coğrafyadan yalıtılmış olacaktı. Ardından Anadolu içlerine saldırılar başlayacaktı. Şimdi Münbiç'i de verip doğudaki PKK varlığını koruma, Fırat'ın doğusunu sağlama almaya dönük bir hesap var. Ama bu bizim için asla kabul edilebilir bir durum değildir. Ya da bu bizim boyun eğmek zorunda olduğumuz bir yaklaşım değildir, olamaz. Fırat'ın doğusuna sessiz kalırsak, İran sınırına kadar bütün güney kuşağındaki terör unsurlarını temizlemez, o bölgelerdeki yabancı unsurlara açıktan tavır almazsak, kuşatma ve imha senaryosu aynen devam edecektir. Afrin hesapları bozdu. Koridor güneye kaydı. Plan üstüne plan, hesap üstüne hesap yapıyorlar. Şimdi Deirizor'dan Golan tepelerine uzanan bir güney koridoru inşa etmeye çalışıyorlar. Suriye'yi tam ortadan ikiye bölüp güney koridorunu hayata geçirmek istiyorlar. Göstergeler bu amaçla yeni terör örgütleri kurulduğuna işaret ediyor. Amerika ve İsrail yine İslamcı kimlikli örgütler kurup yeni bir istilanın ön hazırlıklarını yapıyor. Türkiye'nin bir müdahalesi bölgesel bütün denklemi değiştirdi. Afrin küçüktür ama çok uluslu hesapları bozacaktır diye yazmıştım. Bozdu da. Afrin sonrasına bakalım. Suriye'nin kuzeyindeki hesap değişti. Güneyden yeni koridor ve cephe açılması öne çıktı. İsrail Suriye'yi vurmaya, İran İsrail, Suriye üzerinde çatışmaya, Amerika ve Fransa güneyden saldırmaya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri Suriye savaşını yeniden başlatmaya ayarlı senaryoları devreye soktular. Ama Fırat'ın doğusunu unutursak, Münbiç'le yetinirsek, Münbiç'te anlaşmayı kazanç olarak görürsek tehdit yeniden kuzeye sınırlarımıza kayacaktır. O zaman Afrin'de, Hatay'da elden gidecektir. Türkiye bu hatayı asla yapmayacak. 24 Haziran seçimlerinden sonra bölge, ciddi oranda hareketlenecektir. Dünya Suriyeleşti. Haberiniz var mı? Suriye'deki güç hareketliliğine, ittifaklara ve düşmanlıklara çok dikkat edin. Dünyanın tamamında, Suriye'de olan şey oluyor aslında. Amerika ve İsrail, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile İran'ı bölgede dizginlemeye çalışıyor. Suriye'de olan bu çatışmadır. Zamanla Lübnan'da aynısı olacak. Lübnan cephesi de açılacaktır. İran'la nükleer anlaşmanın iptali bu amaçla yapılmıştır. Amerika-İsrail hattıyla Çin-Rusya-Merkez Avrupa hattı arasında var olan derin çatlak çatışma bu kararla alabildiğine tehlikeli bir hale gelmiştir. Almanya Amerika ambargosunu tanımamış, Çin ve İran'la beraber çalışmaya karar vermiş. Türkiye zaten Amerika ile arasındaki mesafenin açılmasına bilinçli olarak rıza göstermiş. Avusturya Başbakanı Amerika artık güvenilir bir müttefik değil açıklaması yapmış. Hemen bütün Avrupa Amerika'nın kararına karşı çıkmış. Bir Amerika-Avrupa ayrışması belirginleşmiştir. Bugün Suriye'deki cepheleşme nasılsa küresel ölçekte cepheleşme de aynısıdır. Giderek daha da aynıileşecektir. Dolayısıyla bugün dünyanın her yeri bir Suriye olmuştur. Birçoğumuz farkında bile değil ama bölgeler, dünyanın hemen her siyasi askeri çevresi Suriyeleşmiştir. Yalnız ve tehlikeli Amerika öncelikli tehdit haline geldi. Çin, Rusya, Türkiye, Merkez Avrupa, Latin Amerika, Asya Pasifik bölgesinin büyük bölümü, Güneydoğu Asya, Türkiye'den Endonezya'ya uzanan kuşak Amerika karşıtı olmuştur. Türkiye yalnızlaştı diyenlerin öncelikle bu yalnızlaşmaya bakması gerekmektedir. Yalnızlaşan Amerika'dır ve bu çok daha hızlanacaktır. Çünkü Amerika'nın bu gezegende hemen her ülkeye, millete bir şekilde zararı dokunmuştur. Yalnızlaştıkça agresifleşmekte olan Amerika dünya için en öncelikli tehdit haline gelmiştir. Birçok ülke, güç, çevre, ittifak bu gücün büyük bir yıkıma neden olmadan nasıl tasfiye olacağı üzerine kafa yormaktadır. Zira dünyada var olan bölgesel ve küresel sorunların ezici çoğunluğu Amerika'nın varlık ve eyleminden kaynaklanmaktadır. Merkel'in daveti Almanya alarmda güç oynaklığı tehlikeli noktalarda. Yeni oluşan küresel güç haritasına dikkat etmeliyiz. Batı'nın, Amerika'nın gerilediğini, Batı için tarihin sonunun geldiğini artık biliyoruz. Öyleyse dünyanın geleceği de, bölgemizin geleceği de nasıl şekillenecek ezberlerimizden kurtulup bunları öğrenmeye çalışmalıyız. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı davet etmesi bir acil duruma işaret etmektedir. Türkiye'de seçim sonuçlarından şüphe duymayan Almanya, aslında çok daha geniş, küresel ölçekte bir güç oynaklığının paniğini yaşamaktadır. Suudi Arabistan, Alman firmalarına yasak koydu. Berlin, Rusya ve Çin ekseniyle hareket etmeye başladı. Türkiye'nin Rusya ve İran'la Suriye üzerinde yürüttüğü ortaklıkla Almanya'nın yeni pozisyonu birbiriyle örtüşüyor. Erdoğan'a yönelik davetin esas meselesi budur. Amerika'ya karşı küresel cephe biçimleniyor. Daha net bir şey söyleyeyim. Aslında bütün dünya Amerika'ya karşı teyakkuza geçiyor. Yalnızlaşan, tehlikeli bir hale gelen devlet ehliyetinin ve akilliğinin çok ötesinde marjinal tavırlar sergilemeye çalışan, hızla daha da dengesizleşen Amerika'ya karşı bir küresel cephe inşa ediliyor sanki. Amerika ile hareket eden her ülke kaybediyor. Bu temel algılama birçok ülkeyi Amerika ekseninden uzaklaştırdı. Bu çerçevede Suriye'de Amerika ile hareket edenler kaybedecektir. Dairız oradan Golan'a koridor açmaya çalışanlar kaybedecektir. PKK üzerinden alan genişlemesi çalışmaları yapanlar kaybedecektir. Suriye'ye çok iyi bakalım. Dünya Suriyeleşirken küresel güç haritası her ülkenin Suriye'de aldığı pozisyona göre biçimleniyor. Türkiye için en acil seferberlik 24 Haziran'dan hemen sonra Fırat'ın doğusuna yönelmektir. Türkiye Suriye'de ne kadar varlığını artırırsa küresel ölçekte de öyle olacaktır. Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri'nin fonladığı ve Arap dünyasını kapsayan bir Türkiye karşıtlığı dalgası oluşturulmak isteniyor. Çok yakında bu projede çökecektir. İbrahim Karagül, Yeni Şafak